Yeni bir kralla beraberiz. Asus'un ROG serisinin yeni üyesi. Zephyrus M16. Tam kodu GU603. Zephyrus M16'yı size tasarımıyla anlatmaya başlamak istiyorum arkadaşlar. Son dönemde oyuncu bilgisayarlarında bir sadeleşme var Asus tarafında. Bu sadelik benim çok hoşuma gidiyor. Tasarım inanılmaz olmuş. Bir kere bu laptop 15 inç laptop boyutunda. Boyut olarak tam o boyutlarda. Ama ekran boyutu 16 inç. Önemli bir detay. Kasa küçülüyor, ekran büyüyor şeklinde bir gelişme var Zephyrus M16'da. Aynı zamanda ultra ince bir bilgisayar. Yani 19.9 mm kalınlığı var ve 1.9 kg ağırlığında. Böyle bir sistem için bunlar artık güzel seviyede değerler arkadaşlar. Arka tarafında çok ince bir detay var. Prizmatik bir desen var. Yani nokta nokta asimetrik noktalar var ve içinde renkli bir yüzey var iç tarafta ve ışığa göre böyle parlama falan yapıyor. Gayet hoş duruyor. Yani bir led koymamışlar ama içine o işte prizmatik yüzey ekleyip bayağı şık bir görsele sahip olmuş. Genel olarak bilgisayar çok şık görünüyor. Yani çok sade bir tasarım var. Aynı zamanda mat siyah ama şöyle bir detay var arkadaşlar. Burası tamam normal alıştığımız bir plastik yüzey ama klavyenin bulunduğu iç kısım, şu sesi duymanızı istiyorum. Hani mat ve bir dokusu var. Bir yumuşak bir yüzeyi var. Burası çok hoşuma gitti o açıdan. Bir konfor da sağlıyor. Aynı zamanda bayağı bir premium duruyor. Hatta farklı duruyor. Ben daha önce böyle yüzeye sahip bir laptop görmemiştim. Bu açıdan çok beğendim açıkçası. Klavyesi yine RGB. Klavyenin aydınlatması, tuşların yerleşimi vesaire güzel. Ama tek bir ben eksi veriyorum buna. Tuşlarla ilgili. Enter tuşu sadece yatay L şeklinde değil. Ben biraz ona takıntılıyım. O yüzden kendi açıma eksi verdim. Ama siz böyle bir takıntı yapmıyorsanız sorun yok. Ama bunu dert edenler varsa öyle bir durum var. Aynı zamanda klavyenin üst tarafında ses açma kapama, mikrofonu direkt kapatma ve bir de ROG tuşu var. Onun ne işe yaradığını ileride anlatacağım size. Giriş çıkışlarından bahsedeyim. Sağ tarafında bir tane USB girişi var ve bir tane de micro SD kart okuyucu var. Tam boyu bir SD kart yuvası olsaydı daha iyi olurdu. Ama burada işte yer problem olduğu için, böyle kasaları incelttikleri için bu tarz sorunlar olabiliyor arkadaşlar. Micro SD'de hiç olmamasından iyidir. Yine GoPro'nun kartını takıp hızlı bir şekilde aktarım yapabilirsin. Ya da bazı telefonlar micro SD destekliyor. O tarz durumlarda aktarım yapmak için gayet iyi. Cihazın sol tarafında güç bağlantı girişi var. HDMI girişi var. RJ45 portu var. Bir adet yine tip A USB girişi var ve iki adet de Type-C girişi var. Aynı zamanda Thunderbolt destekli ve bir adet de stereo giriş var arkadaşlar. Ya da çıkış kulaklık, mikrofon takabileceğiniz giriş çıkış mevcut. Tasarımı bu şekilde. Soğutmaya da burada bayağı önem vermişler. Ön tarafta büyük egzozları görebiliyorsunuz. Soğutması vesaire gayet iyi. Ön tarafta yine batarya ve hard disk gibi bilgileri görebileceğiniz 3 tane de LED bulunuyor. Onun dışında tasarımla ilgili şöyle bir detay daha var. Ekrana geçeceğim. Tam ekrana geçerken şunu bağlayayım. Bu ekran menteşeleri bayağı hoşuma gitti benim. Çünkü benim en büyük korkumdan birisidir. Yani bilgisayar şu şekilde duruyorken, benim evde iki tane kedi var biliyorsunuz. Buraya yaslanıyor hayvan, yatıyor, abanıyor filan. Kendi kişisel bilgisayarımın ekranı kırılacak, menteşesi kırılacak diye o kadar korkuyorum ki. Bu bilgisayarda şöyle bir şey var arkadaşlar. 180 derece olabiliyor. Bu muazzam bir şey. Keşke hepsi böyle olsa gerçekten. Farklı kullanım senaryolarına da bir ön ayak olacaktır bu. Şu an aklıma gelmiyor ama 180 derece açılan menteşelere sahip. Bu da güzel bir detay. Şimdi ekrana geçmek istiyorum. Ekranı da bayağı iyi çünkü. WQHD bir ekrana sahip arkadaşlar. 2K ekrana sahip ve bu ekran alıştığımız 16'ya 9 ölçüsünde değil. Biraz daha aşağıdan yukarıya daha uzun. 16'ya 10 ölçülerinde. Ben 16'ya 10 ekranları daha çok seviyorum. Daha doğrusu 16'ya 9'u çok mantıklı bulmuyorum. Yukarıdan aşağıya daha fazla çalışma alanınız oluyor bu bilgisayarda. Bu bence daha iyi bir oran. Aynı zamanda oyuncuları bayağı tatmin edecek. 165 Hz tazeleme hızına çıkıyor ve 3 milisaniyede tepkime süresi var. Bu işte bir oyuncu bilgisayarında olması gereken muazzam değerler. Onun dışında kasa incelmiş demiştim ya, %94 ekran çerçeve oranına sahip. Gerçekten özellikle yan tarafları bayağı ince. Çerçeve yok gibi neredeyse yan taraflarda. Çok iyi bir ekran kasa oranı yakalamışlar. Çerçeveleri çok ince duruyor. Çok o işte o zarif ve cool duruyor. Bu bilgisayarın tasarımını etkileyen önemli detaylardan birisi. Aynı zamanda sadece oyuncular için değil, profesyoneller için de bu ekranda güzel yenilikler var. Bir kere 500 nit parlaklığa sahip. 1200'e 1 kontrast oranına sahip bir IPS panelle beraber geliyor. Aynı zamanda bu panel %100 DCI-P3 renk gamını destekliyor arkadaşlar. Bunlar profesyoneller için önemli detaylar. Bu ekranda sadece oyun oynamak için değil, açıp bir renk yaparken, video düzenlerken, Photoshop'ta çalışırken, bir renk çalışması yaparken size renkleri olabildiğince doğru sunuyor. Pantone tarafından da onaylı bir sertifikalı bir ekran. Yüzeyi de anti-glare yansıma engelleyici bir kaplamaya da sahip. Ya o açıdan ekranı gayet iyi. Yani hem profesyonellere yönelik özellikler eklemişler, hem de oyunculara yönelik özellik eklemişler. Ekranı bence gayet başarılı olmuş.
Performansa gelelim. Performans bu bilgisayarın önemli konulardan birisi. Şimdi bu sistemin içinde neler var? Bir kere ondan bahsedeyim. Birincisi işlemcisi 11. nesil i7, 11800H ve bu işlemci 2.3 GHz hızına sahip TrueBoost'la beraber 4.6 GHz'e kadar çıkabiliyor. 8 çekirdekli ve 24 MB'da ön belleğe sahip bir işlemci. Intel'in 11. nesil işlemcileri gayet tatmin edici arkadaşlar. Buradaki i7 iyi bir seçim olduğunu düşünüyorum. Ekran kartı tarafında bendeki bilgisayarda RTX 3050 Ti var. Yalnız 3070'li modelleri de var bu kasaya. Şu an bendeki 3050 Ti modeli ve GDDR6 4 GB'lık belleğe sahip bu grafik ünitesi. RAM olarak da yine bendeki model 16 GB DDR4. Ama yine bu kasada 48 GB'a kadar yükseltme yapabiliyorsunuz. Ve 512 MB'lık da SSD ile beraber geliyor. M.2 SSD PCI Express 3 şu an bunun üzerinde bulunan SSD. Peki performans olarak nasıl? Şimdi 3050 Ti nasıl? Grafik performansında 3050 Ti nasıl bir performans sunuyor vesaire? Bunların hepsine geleceğim. İlk olarak Cinebench testiyle başlamak istiyorum. İşlemcinin skorlarını söylemek istiyorum. Çoklu çekirdekte 13274, tekli çekirdekte de 1494 puana sahip. Merak edenler için bu şekilde. Onun dışında bilgisayarı kullanırken nasıl, kullanımı, sayfalar arasında geçiş vesaire nasıl diyorsanız, 11. nesille beraber ki son dönem bilgisayarlar zaten bayağı iyi çalışıyor, işte SSD'lerle vesaire açılması, kapanması, kullanması gayet keyifli, akıcı bir deneyim sunuyor günlük kullanımda. Oyun performansına gelince devreye RTX 3050 Ti giriyor. Klasiktir, bir GTA testi yapmak istedim. 3050'nin performansını merak ediyordum. Özellikle bu kasada merak ediyordum. GTA 2K çözünürlükte ekranın ayarlarını aldığınız zaman, 2K çözünürlükte ve yüksek ayarları aldığınız zaman arkadaşlar 120 FPS'e kadar görebiliyorsunuz. 90-120 FPS arasında oynayabiliyorsunuz. Muazzam bir deneyim yani. GTA size inanılmaz akıcı bir şekilde mükemmel görsellerle oynatabiliyor. Ama biraz da zorlamak lazım. 3050'yi ben zorlamak istedim. O yüzden Cyberpunk 2077'yi de kurdum. Onunla da test ettim. Ray Tracing destekli biliyorsunuz. İlk olarak çözünürlüğü Full HD Plus'a ayarladım ve grafik ayarlarını da yüksek olarak ayarladım. Bu şekilde oynadığınız zaman oyunu gerçekten hem güzel görsel hem de akıcı bir şekilde oynayabiliyorsunuz. Yer yer 60 FPS'lere çıksa da 45 FPS'lere düştüğü de oluyor. Artık duruma göre, efektlere göre değişebiliyor bu durum. Yine Full HD Plus çözünürlükle beraber Ray Tracing'i açarsak ve biraz da ışılmaları, yansımaları daha iyi görelim dersek ortalama 40 FPS alabiliyorsunuz ve muazzam akıcı bir görsel deneyim yaşıyorsunuz. Gerçekten yerdeki yansımalar falan inanılmaz seviyede. Oyun farklı bir boyuta geçiyor Ray Tracing'i açtığınızda. Peki RTX 3050 Ti'yi biraz zorlayalım dersek ki Cyberpunk 2077 bu iş için en üst seviyedeki oyunlardan birisi. Ekran çözünürlüğü QHD yaptıktan sonra Ultra ayarlarında bir üstüne çıkıp Ray Tracing'i orta seviyede açıp daha iyi bir deneyim yaşamak istersek burada biraz FPS seviyemiz düşüyor, 30'lara düşüyor. Yine aslında akıcı bir şekilde oynayabiliyorsunuz ama bazen yer yer 25 FPS'lere düştüğü oluyor ama yine de 30 FPS'de iyi bir deneyim sunabiliyor. Şu an Türkiye'deki stok durumu ne bilmiyorum ama en yüksek oyun deneyimi için RTX 3070'li versiyonda bir göz atabilirsiniz. Ama ben Full HD Plus çözünürlükle de aralarında aşırı bir fark görmedim açıkçası. Gayet güzel akıcı bir deneyimle de Cyberpunk 2077'yi Ray Tracing destekli oynayabiliyorsunuz. Şimdi bu bilgisayarın en önemli konularından birisi bu performansı size bu hafiflikte ve incelikli bir kasayla sunuyor olması. Bu da işte içerik üreticileri için, bir yerden bir yere taşınanlar için büyük fırsat. İçerik üreticisi demişken de video render testleri de yaptım tabii ki. DaVinci Resolve'la beraber ben hep aynı testleri yapıyorum. Geriye dönük modellere baktığınız zaman kıyaslama da yapabilirsiniz. Video dosyalarım 4K 264, kendi kameramla çektiğim 25 kare 100 megabitlik video dosyaları. Bunları DaVinci Resolve'la beraber 10 dakikalık bir projeyi hazırlayıp, karmaşık da bir proje hazırlayıp render alıyorum. Bu projeyi bu bilgisayar DaVinci Resolve Studio ile beraber Nvidia ekran kartını da kullanarak render aldığınız zaman 3 dakika 57 saniyede bu projeyi size sunuyor. Gayet iyi bir değer. Bayağı sıkıştırılmış performanslı bir cihaz bu. Yani küçük bir kasaya sıkıştırılmış iyi performanslı bir bilgisayar. Şimdi performans demişken bu bilgisayar ısınıyor mu? Fan sesi nasıl? Bu gibi durumlar da önemli. Bu bilgisayar arkadaşlar günlük kullanımda ısınmıyor. Zaten burada bir tane rock tuşu var. Bu tuşa basarsanız Armory Crate uygulaması sizi karşılıyor ve inanılmaz bir uygulama. Gerçekten bilgisayarı kişiselleştirebiliyorsunuz. Hani klavyenin tuşlarını kişiselleştirmekten fan hızını, bilgisayarın performans odaklı mı olsun yoksa sessiz ve konfor odaklı mı olsun ayarlayabiliyorsunuz. Eğer derseniz ki ya ben biraz iş yapacağım, ses duymak istemiyorum, o zaman konfor modunu alıp sessiz bir şekilde çalışabilirsiniz. Oyun oynadığınızda da isterseniz fanları açtırabilirsiniz. O açıdan kullanırken fan sesi duymuyorsunuz. Zaten hele bir de sessiz modu aldıysanız okey, yani çok rahat çalışabilirsiniz. Oyun oynarken yüksek performans modunu aldığınız zaman fan sesi duyuyorsunuz ama çok fazla bir fan sesi yok. Çok rahatsız edici değil ama
soğutma olarak da muazzam çalışıyor. Yani ben klavyenin öyle elimin altında hararetlendiğini hiç hissetmedim. Zaten fan girişleri vesaire bayağı iyi. Soğutma sistemi üzerinde de iyi çalışmışlar. Çünkü kasa ince, ısınma sorunu olabilir. Ama bu bilgisayarın öyle amşan bir ısınma sorunu yok. Genel olarak sessiz ve serin çalışıyor. Oyunları açtığınız zaman da fanlar devreye giriyor ve sistemi güzel bir şekilde soğutuyor arkadaşlar. Bu bilgisayar bize ekstra neler sunuyor derseniz, üzerinde 6 tane hoparlör var. 2 tanesi woofer şeklinde. Dolby Atmos destekli. Dolby Atmos uygulaması da var içinde. Bunu kullanmanızı tavsiye ederim. Farklı modlarda farklı refleksler gösteriyor speakerlar ve duruma göre daha iyi bir deneyim yaşayabilirsiniz. Ses performansı da bu şekildeydi. Onun dışında webcam'i de var. Webcam de artık son dönemde önemli olduğu için bir webcam testi de yapalım. Web kamerası 720p. Şu an ortamdaki ışık stüdyo ışığı ama biraz loş ışık aslında burası. Sadece yüzüme vuran ışık fazla ki o yüzden birazcık fazla parlıyorum. Genel olarak görüntü iyi. Gündüz çok daha iyi olacaktır. Ses deneyimi de şu an duyduğunuz gibi arkadaşlar. Webcam de bu şekilde arkadaşlar. Ekstra olarak bir konu daha var. Üzerinde Link to My Asus uygulaması var. Bu uygulamayla beraber cep telefonunuz Android ya da iOS fark etmeden kablosuz bir şekilde dosya aktarımı yapabiliyorsunuz. Ekran paylaşımı yapabiliyorsunuz. Uzaktan erişim de sağlayabiliyorsunuz. Hatta arama falan da yapabiliyorsunuz. İnanılmaz bir program. Yeri gelmişken ondan da bahsedeyim. Onun dışında Wi-Fi 6 desteği var. Kablosuz bağlantı olarak işte RJ45 portu daha hızlı oyun oynarken ping sürelerinizi düşürmek için, daha hızlı bağlantı için RJ45 ile direkt kabloyla bağlanabiliyorsunuz. Ve gayet güzel şık, sade tasarıma sahip. Güzel bir bilgisayar olmuş. Zephyrus M16. Ben beğendim arkadaşlar. Güzel bir bilgisayar. 3070'li modeli test etmeyi daha çok isterdim. Bugün 3050 Ti'li modeli inceledik. Fiyata gelince arkadaşlar 20.000 liraya yakın fiyatları var. Bilmiyorum fiyat konusunda ne düşünüyorsunuz ama bilgisayar güzel. Artık bize her şey pahalı olduğu için bilgisayara pahalı diyesim de gelmiyor. Ucuz diyesim de gelmiyor. Gerçekten her şey pahalı olduğu için fiyat olarak bir şey diyemiyorum ama bu cihazın da pahası var yani. Kaliteli, iyi bir bilgisayardan bahsediyoruz. Zephyrus M16 böyle de arkadaşlar. İncelemeyi beğendiyseniz videoyu beğenebilirsiniz. YouTube kanalımıza abone olabilirsiniz. Bizi sosyal medyada takip edebilirsiniz. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Hoşçakalın.